Getiriyor bak tek tek bu. Bitelim mi bıçaklarımız daha şey yapacağım Sevil. Her yıl birlik olaraktan Türk şeker, sorgun Türk şekerden ilkbahar beslemesi olaraktan arılara şeker alırız. Bu sene de talepte bulunduk. Topladığımız 1207 liradan şeker parasını 8 Nisan'da gönderdik. Bayram tatili olduğu için bize bayram sonu işte ayın 15'inde dedik ki bizim şekerimizi ne zaman vereceksiniz? Bunlar da dediler ki ayın 16'sında verelim. Biz bunun 9500 liraya kamyonu tuttuk bir kamyona tekabül ettiğinden dolayı. Yarın gelin dediler. Saat 2'ye kadar da sıradaydı kamyon. 2'de bize telefon geldi. Dediler ki torba başına 104 lira zam geldiği için ya bu zamı 47 bin liraya tekabül ediyor bu da. Ya 47 bin lira getirirsiniz yoksa biz şekerinizi veremiyoruz, paranızı iade ederdik dediler. Birkaç yere başvurduğumuz halde herhangi bir sonuç elde edemedik. Gittik Sorgun Şeker Fabrikası'na yönetim olaraktan paramızı, o üyeler öyle istediği için paramızı iade olsun dedik. Şu andaki arıcılarımız da zor duruma düştü. Niye? Çünkü arıların daha aç kalacaklar. Yeteri kadar besleme yapamayacaklar arıcılar. Bundan dolayı mağdur duruma düştük. Bunu hakkımızı aramak için de çeşitli yollara başvuracağımızı ve hatta bazı girişimlerde de bulunduk. 21 ton üyelerden talepte geldi. 21 ton şekeri parasını yatırmıştık 1207 liradan. Fakat son saatte kamyon sıraya girdi, bize sıra gelince dediler ki 104 lira torba başına tekrar 47 bin lira tekabül ediyor. 47 bin lira daha para vereceksiniz. Biz aniden üyelerden toplayamayız da bunu, bir de zor da gelir. Üyelerin büyük çoğunluğu dediler ki paramızı iade edin. Biz de parayı mecbur kaldık, gittik oraya, iade için başvurduk. Paramız geri gelecek, geri dağıtacağız ama arıcılar olaraktan, Yozgat arıcılar olaraktan zor durumda kaldık. Hakikaten şu anda vatandaş bahar beslemesini yapmazsa bu arılar gelişmez, bu arılar bala da hazırlanamaz.